Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün This Field of Mind serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Serimiz gümbür gümbür devam ediyor arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar eski okula gidip bunları yapmış olacağız. Seviye atlamamız için de bir tane şey gerekli diyor. Buradan tabii ki birçok şeyler de gerekli diyor ama onun için önce bunu geçmemiz de gerekiyor. 5 odun çokça bireysel lazım. Siz bir yatın. Günü bekleyeceğiz. Eski okula gideceğiz arkadaşlar. Eski okulda bir tane kürek, bir tane çekiç miydi neydi bakalım. Testere alacağız. Testereyle açılmayan yerleri açıp tutlayacağız. Bu bölümde birazcık çok evde kalacağız arkadaşlar. Gün akşamı gideriz. 12. gün akşamı başka yere gideriz. 13-14-15'te kalırız veya 14-15'te kalırız. Öyle bir ayarlama gitmiş olalım. Umarım kimse gelir takası falan ama takas yapacağımız da hiçbir eşya yok. Bir seyahat teklifi göre değerlendiririz. Yemek ihtiyacımız da var. Bir tane sargı bezi de alabiliriz. 11 olduğunda günü bitir diyeceğiz. Umarım arkadaşlar siz de bu seriyi beğenmişsinizdir. Çok uzun seri oldu farkındayım. Ama arkadaşlar bulduk mu oyunu? Süzeceğiz ve bitireceğiz. Bence başladık gibi kötü oynamıyoruz. Oyunun ne olduğunu çözdük. Video zaten çok üst üste gelmiyor. Yani üst üste bir 5-6 bölüm geliyorsa başka bir seri, araya bir iki tane seri sıkıştıracağım. Sonra diğer seriler gelecek. Öyle öyle ilerlemiş olacağız. 11.30 oldu. Günü bitirelim. Şimdi Anton'la değil Kvete'yle gidelim. Sen bir nöbette dur. Bombalanmış okula gideceğiz. Bir testere bir bu. Testere zaten bitmiş olacak. En yukarı doğru çık. Bizim çokça odunla ihtiyacımız var. Güzel. Somozları sonra bir açmış olalım. Yukarıda Moğol seriye de varmış ekstra. Sonra diğer taraftan giriş yaparız. Gel bakalım şöyle bir araştır. Hepsini al. Duruma göre değerlendirmiş oluruz aşağıda. Çok odun ihtiyacımız vardı. Bileşenlerde de bir iki sıra veya tek sıra da dörtlü yapabiliriz. Şimdi hepsini bir al diyelim. Duruma göre değerlendireceğiz. Aynen şunu 4 tane alalım. Burayı full deriz. Şunları bırak. Aynen böyle. En iyisi. Fazla yukarı çıkmasaydı keşke. Şurayı bil. Araştır. Yani şuraya gel şu. Şunu bir 60 alalım. Dönüştü. Bakarız. Bu da var mıydı? Hatırlamıyorum. Galiba var ki bunu açtıracak. Hayır. Yokmuş. Galiba buradan aşağı inmek için açtırmış oldum.
Buna kaldı, kalsın. Şöyle bir ağaçtır. Çok bir yaşam çıktı. Aslında buraya bir yaşam için girebiliriz tekrardan. Oo, burada çok odun var. Şu aynı testleri. Şu iki yerden ne çıkacak merak ettim. Testi yeni açtım. Oo bak şunlar çok iyi. Ama bu akşam şeyler olacak. Bir şunlara da bakalım. Takasçı gelebilirdi. Düşünerek hareket edeceğim. Şöyle bir sök. Olmadı tahtalarını daha sonra gelip alabiliriz. Gel şöyle. İki tane şunu aldık. Şu dört tanesini bırak. Tamam, ben de şöyle 10 numara çıkışa doğru koşarım. Kuvvetli eve döndü. 12. gün başka yere gitmemiz lazım. Nasıl söyledik ya? 3 tane yemeğimi çalmışlar. Geçtik yemeği. Yaralısın, üzgünsün, yorgunsun. Seni yukarı dur. Getireceğim ya da sen gel. Gel sen şuraya. Güzel. Şöyle doğru bir koş. Bir tane şeyimiz var. Bunun için o sunanlara ihtiyaç varmış. Gel şuraya. Son odun parçaları hallettik. Birleşen ihtiyacımız var. Onu da gideriz bence. Sen yat. Sen de bir şuraya gel. Takaştı. Geçirdi. Malzeme topladık. Vallahi yemeği yedin. Şimdi yatıralım. 12. gün tehlikeli olmayan bir bölge yok ama açmak adına gitmiş olacağız. 12 ve 13'e gideriz. Ya da 12'de gidip 13-15'i evde geçebiliriz. Çünkü suç yaygınlaştığı için bir tık tırışıyorum. Yani aldığımız malzemeleri çaldırmıyorum. Biraz bekleyeceğiz. Kimse gelmezse arkadaşlar 11.30'da bitirmiş olacağız. Galiba kimse gelmeyecek. Yine de bir 11.30'a kadar bekleyelim. Ne olur, ne olmaz. 11.30 oldu. Şimdi nöbeti tutacağız. Tehlikeli, tehlike, tehlike. Dikkatli ol diyor. Şu fırına bir gidelim. Silah yok. Bir tane
Bıçağı al, ne oluyor olmaz. Zaten çok girmiş içeriye. Bu işte şey miydi? Ha, bu takasçı adam. Takas için alabilir miydik? Emin olamadım. Şuna bir bakalım. Oba. Şuna önemli. Tahtayı da toparlayalım. Şuraya bir bakalım. Hood'u acıttık. Tamamdır. Sıkıntı yok orada. Şöyle bir in. Bu arada takas yaptıracak. O sıkıntı yaratmaz bize. Selamlar. Bir yer üstteki şeye bir bakalım. Şu ayıyı da almamız lazım. Şunu bırak, şunu al. Tamamdır. Takashi çıçık mı? Acaba kim? Bak, yanında bekliyorum. Bak, beni şu an bir tık etkiledin. Buna karşılık başka bir şey vermem. Adam şu suyu ver. 5 tane karşı su. Tamam, anlaşma yapalım durduk yere. Sıkıntıya girmesin. Şunu almaya gerek yok. Ha, burayı açık biliyoruz. Bu galiba arkadan çıkma şeyi. Eyvah, bıçak kırdı. Bıçakla. Güzel. Bıçakla, hadi be. Kuvvetleri öldürdük. Ama bizim neden bilirim o adamın geleceğini ya. Tüh. Bu hayatta kalmaz. Ben size söyleyeyim. Hafif yaralı. Bekleyeceğiz. Tüm malzememiz gitti. Bekleyelim bakalım. Ne çıkacak? 2 gün ben evde bekleyeceğim. Hatta hep evde bekleme zorundayım. Onu yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. 2 kişi olmadığımız takdirde ben hiçbir yere gidemem. 3 tane zaten yemeğimiz var. Yemek odaklı, yemek ve sağlık odaklı oynayacağız. Ama üzüldüm ya. Keşke ona sağlamayıp kaçsaydık. Daha iyi olacaktı. 11 kadar bir bekleyelim. Ardından evde kalma işine devam edeceğiz. Zaten suçun yargılanması dönemindeyiz. Bizi hiçbir şey kurtaramaz.
Ah, birisi geliyor. Hayır, çabuk kaç, çabuk kaç. Yemek yiyorsan yemeği alayım ama yemek vermiyorsan. Sağlık için. Bir tane onu aldık, tamamdır. Buna karşı mermimiz var. İki tane ver. Ama hepsi verilmiş ki. Şunu verebiliriz. Bir de şunu verebiliriz. Buna karşı bir şey itemiyor musun? Tamamdır. Bir tane daha. Tamam, şöyle bir anlaşalım. Okey. Gel yat yukarıda. Ya şöyle bir bekle. Yapabiliyor musun bir şey? Şimdi bir tanesini yap. Valla ben de inanamıyorum. Bir daha şey yapmadan hayatta kalkışma. Bir tane yap şunu. Sonra aşağı indir bunu. Yatırayım. Ardından 2 gün boyunca burada bekleyeceğiz. Aşağı doğru in. Yattığı gibi günü bitir diyeceğiz. Nöbette dur. K. 14. gün. Bir tane 15'te falan bitiyor diye biliyorum. Nasıl söylüyorsunuz? Ama çaldıklarına bak, ama saçma ki. Sargı bezi diyor. Sargı bezi zaten yok. Acıktın. Gel. Yemeği ye. Şunu al. Otur sonra yat diyeceğim. Hatta oturmadan yatırayım. Hızlı koşarsa. Evet. Ben de direkt yatırayım. Başka yapabiliyoruz mu? Hayır. Gel yat. Artık gidemeyeceğiz. Onun için bekleyelim. Bence arkadaşlar bir sonraki şeyde 10 gün her yere gidip 5 gün evde kaldıracağım. En mantıklısı o olmuş olacak. En çok alan malzeme alan kişi yola çıkarttırırım hep. Sonra 5 gün o uyur, diğerleri bekler. Öyle öyle yaparız. Yine bekleyeceğiz 11'e kadar. Sonra yat kalk. Bekle. Başka yapacağımız bir şey kalmayacak. Umarım bize hediye verecek kişiler gelmiş olur. Gelebilirler. 11'e kadar bekleyip günü bitiririz. Valla ismi sunan sonra internetmen birazcık Marco'ya çözümüz olacağız. En azından Marco için nasıl hayatta kalabiliriz diye tahmin düşüneceğim. 11.30 olduğunda günü bitireceğiz. Günü bitirdik. Nöbette dur. Kal.
Umarım soyulmayız. Aa, çağrı bak ama saçma ki. Nasıl? Satı sömürsün ki. Çok saçma olmuş. Bizim demek ki 10 güne kadar bir silah yapmamız bile gerekiyor. Onun için ilk 5 gün 5 farklı yere gideceğiz. Hatta ilk 5 değil, ilk 10 gün. İlk 5 gün her yeri bir açmaya çalışırız. Öyle yapacağız, başka bir şeyimiz kalmadı çünkü. Her şey zaten çalmışsa. Onu da sağmadı. Gel yat. Ya da yatma. Su da bekle. Bundan sonra hareket edersin. Gelen olursa en azından. İşimiz çok zorlaştı arkadaşlar. Yapacak iyi bir şey kalmadı. 15. günü bitirip bölümü de bitireceğiz arkadaşlar. Galiba kimse gelmeyecek. Bizim adımı yatmayı tüketelim. Ancak 11 olmuş olur. On bir olduğunda günü bitireceğiz. Bitsin bakalım. Nöbette duracaksın. Yapacak hiçbir şey yok. Daha da çatışma devam ediyor. Anton da öldü. Selim bitti. İyi bari en azından bir sonraki bölüme şarkı bitmedi. Bakalım. 16 günde ilk defa 3 bölümde bitmiş oldu. Beklenmedik hediye aldık. Beni şaşırttı. Odun aldık. Ondan sonra ne yaptık bakalım. 6. günde biraz yardım teklifi ettik. Ardından hayatı kurtardık. En azından hayat kurtarmış olduk. O yönden güzel oldu. 9. günde Anna'ya ne oldu diye bakış attık. Sonra Kvete öldü. 12. günde. Sonra bizim kişi 16 günde de Anton da ölmüş oldu. Bunu yapmaya gerek yok. Geçelim. Bir sonraki bölümde arkadaşlar. Ne yapacağız? Marco'yu oynayacağız. Sonra Roman Katya, Maria, Roman Katya. Sonra Emilia Roman. Sonra en sonunda bunu oynayıp büyük ihtimal serimiz bitmiş olacak. İzleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.